Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 14 Eylül 2022. Arkamda görmüş olduğunuz gibi yenilenen, tamamen yenilenen Opel Astra var ve acayip heyecanlandığım bir araç. Gelin hep beraber inceleyelim. Bugün Opel Bostancıoğlu Kartal'dayım. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir şekilde, güler yüzlü bir şekilde ilgilendiler. Hatta ben birkaç kere böyle videoya tekrar yapınca artık lupa girmeye başladı. 5-10 kere deneme yapmaya başladı. Bu sefer de biz çekelim, biz yardımcı olalım mı dediler. O yüzden de teşekkür ediyorum. Heyecanıma ortak oldular açıkçası. Astra'yı çok beklediğim bir araçtı, merak ettiğim bir araçtı. Bu heyecanıma da ortak oldukları için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın. Altlarda zaten çıktı. Gelin hep beraber yenilenen Opel Astra'ya bakalım. Eski Astra'dan, Astra K'dan eser var mı, yoksa Astra L tamamen yepyeni bir Astra mı? PSA grubu üzerinde, PSA grubu ile birlikte, yani Stellantis ile geliştirilmiş bir Astra karşımızda. Tamamen onların detayları mı var, yoksa Opel'e özgü detaylar var mı? Gelin hep beraber bakalım. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Karşınızda yenilenen Opel Astra. Şimdi videoyu bayağı bir kısa tutacağım. Pratik bir şekilde ham bilgiler vermeye çalışacağım. Astra K'ya göre Astra L tabii ki daha sert, daha agresif bir tasarıma kavuştu. Ve diğer Opel modellerini aslında tasarım olarak yakaladı diyebilirim. Tasarım, arka stoplar, arka tasarım olarak Mokka'ya benziyor. Zaten konsept tasarımları baz alarak tasarımlar yapıldığı için Mokka ile benzer bir tasarıma sahip aslında. Onu söylemiş olayım. Astra K'ya göre biraz daha büyümüş. Baş diz mesafesi de bir o kadar başarılı, güzel aslında. Benim hani her araçta zaten bana başarılı geliyor da bazı araçlarda hakikaten dar geldiği de oluyor. Ben hakikaten arkada Sivas'a kadar giderim herhalde diye düşündüm. Daha demin inceledim çünkü sağını solunu bayağı bir bakarak size yorum yapıyorum. 4 tane donanım seviyesiyle birlikte geliyor Opel Astra. Edition, Elegance, GS Line, bu arada GS Line, bir de GS. Şu anda ülkemize 3 tane donanım seviyesi ile birlikte geliyor şu anda. GS'in ne zaman geleceği net değil çünkü. Onun da netliği bayilere sorarsanız size söylerler. Ben onun hakkında şimdi bugün 14 Eylül tarihi itibariyle bir netlik oluşmadığı için de yanıltıcı bir şey söylemek istemiyorum. Gelecek ya da gelmeyecek desem de yalan söylemiş olacağım. Sizlere de yalan söylemek istemiyorum. Hiç ama hiç haz etmediğim bir şey çünkü. Sevmediğim bir şey. Yeni Astra tasarım olarak abi tamamen böyle yenilendi ve güzel, agresif bir tasarıma kavuştu. Deminden beri söylüyorum. Ön tarafta piyano bilek detaylar GS Line'da. Edition ya da işte Elegance, Ultimate donanımlarında görsellerini koyacağım. GS'de bulduğumda görsellerini koyacağım. Intellix ön ve LED, ön ve arka LED aydınlatmalarımız mevcut. Onların da detayları geliyor. Şimdi LED'ler de güzel duruyor. Yalan yok yani. Şimdi araba zaten oradan gelirken ben arabaya bayılarak geldim. Dedim wow, girmem lazım içeriye. Hemen diye geldim. Onu da belirtmiş olayım. Onun haricinde GS Line'da Opel bize 18 inçlik sportif böyle bir jant sunuyor. Jantlar gayet sportif Michelin lastiklerle geliyor araba. 225 lastik tabanımız, 40 yanağımız biraz ince. Belki 45-50 falan olsa biraz daha konfor odaklı olabilir ama GS'den biraz daha sportif bir araba. 18'de jant ebatımız, GS'de de jant ebatımız 18 inç lastik, net lastik ebatını da yazacağım GS için. Onun haricinde 360 kamera paketi, şerit takip asistanı, trafik tabelası tanıma özelliği, İşte acil durumlarda frenleme sistemi, yorgunluk tespit uyarı sistemi gibi pek çok teknolojik özellik de mevcut. Arka stoplarımızda bu şekilde LED ve fena gözüküyor. Yani siyah ve kırmızıyı merak ediyorum. GS Line paket, spor paketi olduğu için de piyano bilek detaylar fazlasıyla var. Cam tavan var zaten ve tavan, köpek balığı anten ve spoiler siyah zaten, full piyano bilek. Mokka'da, şurada açılıyor Mokka'da ama Astra'mız da burada, kameramız mevcut. Ve bagaj hacmimiz 410 litre civarına yükseldi. 370 litre civarındaydı normalde. Astra K'da, L'de daha da büyüdü. Ve flex door muydu, flex bir şey
adı tam net adını hatırlayamadım için öyle dedim, altına yazacağım. Kademeli bagaj havuzumuz var. Yani şunu şuraya da yükseltebiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz. Altında bir alanımız daha var. O da aynı şekilde havuz bagajı güzel, verimli kullanabilmek için ciddi bir avantaj. Üçüncüsü, toplanmamız gayet güzel. Agresif, farklı rakiplerinden. Opel'in satış stratejisini, şu bir tane şeyi vardı, hatchback vardı, Golf'i neden bıraktım çok yakında diye. Reklam çalışmasına hayran kaldım. Tekrardan buradan Opel Türkiye yönetimini tebrik etmek istiyorum kendimle. Şu detayı neden yapmışlar onu da söyleyeyim. Piyano bile güzel bir detay. Rüzgar böyle vururken sürüş aerodinamiğini, aracın hava sürtünme katsayısına fayda sağlamak adına öyle bir detay yapılmıştı. Bunu da daha önceden videosunda izlediğim için söylüyorum. Onun haricinde yandan baktığınız zaman, şimdi GS Line bu araba, GS'in bir altı. Spor, 18 jantlar falan büyük gözükmüyor, küçük de gözükmüyor. Tam böyle bu arabaya uymuş, uyum sağlamış gibi gözüküyor ve öyle. Piyano bilek ayna kapaklarımız, detaylarımız da bir bütünlük sağlamış. Çift renk gibi gözüküyor araba. Bütünlük sağlamış, yalan yok. Fena olmuş. AGR koltuklarımız var. Opel'in iddialı olduğu özelliklerden birisi de AGR koltuklar. Baldır desteğimiz elektrikli. Bir baldır desteği ayarlama manuel şekilde yapabiliyorsunuz. Alt tarafınızı elektrikli, bel desteğinizi de elektrikli olarak ayarlayabiliyorsunuz sürücü tarafında. Yolcu tarafına da bir bakalım hemen. O şekilde mi? Bu arada bu arabanın sürüş dinamikleri için çok övüyorlar. Yok, yanda herhangi bir elektronik ayar yok. Tamamen manuel, klasik. Ama sürüş dinamikleri için oldukça fazlasıyla övünüyor. Övünülüyor. Onu da merak etmiyor değilim açıkçası. Yeni Astra'nın sürüş dinamiğini çok merak ediyorum. Astra G kullanmıştım. 1.6 yeni nesil Twinport motor. 103 beygirdi. Araba 2009 modeldi bu arada. Öyle güzel bir araç kullanmıştım. Onun haricinde malzeme kalitemize de geldiğimiz zaman içte ilk böyle izlenim. Ben zaten arabanın ilk içine oturduğum zamanki izlenimimi paylaşayım sizinle ilk önce kısaca. Dedim ki wow. Wow. Grup PSA Opel Astra'ya ciddi manada yaramış. Ciddi manada harika bir araba ortaya çıkmış demiştim. Piyano bilek detaylar, karbon detaylar, deri detaylar, kırmızı detaylar, mat detaylar, deri detaylar buralarda fena teknolojik bir araba olmuş. Hem de agresif, sportif, kaliteli bir araba olmuş. Elmas kesim aynamız var, dikiz aynamız. Onun haricinde genişçe bir multimedya ekranımız var. Apple CarPlay'i, Android Auto'yu kablosuz bir şekilde destekliyor. Bu da güzel. Daha demin temasına baktım. Yani dokunmatik hassasiyetine baktım. Hızına baktım. Abi hızı harika yani. Şu zamana kadar gördüğüm belki en iyi multimedyalardan birisi diyebilirim. Çünkü acayip iyi. Follow me falan var. Güncellemeler, bağlı servisler, ses, parlaklık, bağlantılar, kişiselleştirme, ekran kişiselleştirmesi, ambiyans aydınlatmamız var bu arada. Astra L'de. Bu versiyonda onun haricinde iCockpit niyetiyle ayarlanmış bir platform olduğu için bu arada Astra 308 ve DS4 ile aynı platformu, yani EMP2 platformundan yükseliyor ve bu sayede acayip güzel, acayip rahat bir arabaya sahip oluyorsunuz. Şurada burası boş gibi gözüküyor değil mi? Çok hoşuma gitti abi. Şimdi içerisi hani çok aşırı geniş olmasa da içerisinin böyle kaplaması falan acayip böyle bir kaliteli, acayip güzel bu şekilde bir tuş takımı aracılığıyla burayı kapağı açabiliyorsunuz. Kızaklarla birlikte de iki tane aslında saklama alanına sahipsiniz. 12 volt bir soket girişi, 2 tane USB girişi, burada 2 tane saklama alanımız, burada 2 adet bardaklarımız bulunuyor. Orta konsol piyano bilek, şu kapaklar, şu arada bir tane çıtamız var mat, onun haricinde komple piyano bilek ve acayip güzel.
sürüş modlarına testle bahsedeceğim. Astra'yı test edeceğiz ama bu video içerisinde değil, başka bir videoda Astra'yı test konuğu alacağım. Onu konuşmasını yaptım, ayarlamasını yapacağız. E-Toggle geliyor. 308'de de gelecek, 208'de geliyor, 2008, 3008 pek çok modelde geliyor. Mokka'da da geliyor. Yeni nesil vites değiştirici aslında. Onun haricinde klima tuşu takımlarına kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Benim en ideal, rahat, relax sürüş modum. Hem ben buradan zorlanmadan ekrana da ulaşabiliyorum. Bu şekilde iki tane saat gözükmesi de yapabiliyorsunuz. Saat kısmına geçince çok hafiften bir donma yapabiliyor. Ya da yok, ekran büyük onlanmış. Onun haricinde 3 kademe koltuk ısıtmamız var bu araçta. Bak, şu anda açtım. Direksiyonunu açayım. Bakalım. Abi daha demin koltuk ısıtmaya açınca hemen tepki vermişti. Onun haricinde direksiyonumuza geldiğimizde de direksiyonu da kısaca bahsetmem gerekirse. Agresif bir deri direksiyon. Beyaz dikişler, gri dikişler kullanılmış şurada. Bir tane mat detay. Satin krom detay daha doğrusu. Yanlarda da piyano bilek olarak böyle bir bağlantı yapılmış. O da güzel. Astra'nın yeni direksiyonuna bence agresif göstermiş. Bu arada yanıyorum yanıyorum. Direksiyon da güzel ısıtıyor bu arada. Kışın Astra, yeni Astra sahipleri kışın çok şanslı olacak abi. Ben söylemesi şimdiden söyleyeyim yani. Yağmurlu havalarda, soğuk havalarda acayip şanslı olacaksınız. Ben bir Opel bayisi gördüğüm zaman abi direksiyon ısıtmasını açabilir miyim, koltuk ısıtmasını açabilir miyim diye gireceğim. Araç olmazsa eğer bende. Onu da söylemiş olayım. Ekranlarımız güzel. Aynı platform değil de aynı grupta olan benzer bir araba. Aynı segment de değil tam olarak. Kafa kafaya birebir gelmiyor. Karşılaştırma amaçlı olabilir mi tam net de bilmiyorum. C4 ile birlikte onu söyleyeceğim. C4'te söylediğim bir şeyi söyleyeceğim. Ve C4'ü ne zaman incelesem hep söylüyorum. Söyleyeceğim de. C4'ün abi ekranı şu kadar. Astra'nın ekran kocaman. Şuralarda uyarılar veriyor. Bu arada kör noktalı uyarı sistemimiz de var. Bunu da hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Katlanır aynamız da var. Ekranı kocaman. Aynı neredeyse benzer bir büyüklükte de multimedya ekranımız var. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sağlayan. Dokunmatiği gayet güzel. Teması gayet güzel. Dokunmatiği, arayüzlerinin hızı fena. Ya bir şey de yükleyemeyeceğinize göre çok böyle zorlamadığınız takdirde çok da sıkıntı yapmayacak bir multimedya ekranıyla karşı karşıyasınız. Onu da söylemiş olayım. 3 tane sürüş modumuz var. Sport, Eco, Normal. Yani normal sürüş haricinde de 2 tane sürüş modumuz var. Onu da belirtmiş olayım. Yeni Astra bu şekilde. Yani ilk izlenim gayet başarılı, gayet süper yani. Şu sürücüye dönük kokpit tasarımı da iCockpit, Peugeot'un iCockpit'ini temel alan bir Opel mühendisliği. O da gayet güzel olmuş. Bence çok iyi olmuş. Yani ben burada bir PSA şeyi hissetmiyorum. Bir tek şu tuş takımları, işte aynalar falan PSA. Onun haricinde yani çok da bir PSA'lık bir şey yok. Şunlar haricinde tamamen Opel diyebilirim. Sürüş dinamikleri çok farklı diyorlar. Geldiği zaman da test araçları ikisini de detaylı olarak kullanacağım. Ve sizlere de bahsedeceğim. Katlanır ayna var. Şimdi arkaya eklerim size. Böyle direksiyonda agresif, arabada agresif. Şimdi dışında bir vedalaşmak amaçlı size de göstereyim. Şimdi direkler falan full piyano bilek. Ve gayet güzel yani. Hem teknolojik, güvenlikli bir araç. Güvenilir bir araç. Güvenlik sistemleri açısından. Yeni Astra bu şekilde artık bayilerde. Bakalım C hatchback segmenti kızışıyor. Ayın sonuna doğru da ya da belki birkaç gün sonra da yeni 308 gelecek. Belki ayın sonu ya da Ekim ayının başı gibi de DS4 gelecek. Bakalım Stellantis'in C hatchback segmentinde alacağı bir intikam var. Bu intikamda en çok başarılı olacak model bence Astra olacaktır. Sizce en başarılı olacak model hangisidir? Onu da sormuş olayım.
videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adreslerimi de takip etmeyi unutmayın. Yeni Astra'da sürüş dinamikleriyle ilgili sormak istediğiniz her şeyi aşağıda belirtebilirsiniz. Sürüş dinamikleriyle ilgili de pek çok detaya değinmek istiyorum. Sportif tasarımlı, harika görünen, cidden harika görünen ve ben de biraz sonra hem aracın fotoğrafını çekeceğim hem de kendimle fotoğraf çekmek istiyorum arabayla birlikte. Çok böyle güzel, agresif, fevkalade olmuş Astra'yı da bana bu şekilde imkan sağlayan, davet eden Bostancıoğlu ailesine ve Gül Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Kendisi özellikle ismini belirtmemi rica etti. Dedi memnun kalırsanız, söylerseniz çok memnun olurum dedi. Teşekkür ediyorum kendilerine de buradan tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Beğenip, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni Astra sizce olmuş mu? Bence 10 üzerinden 20, 30, 100 bin fena olmuş.